Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Sen ağlamasın, belki gelirim yarına canım. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yarına canım. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın. Ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın. Sevdalar aşkına canım. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. İki damla yaş süzüldü gözlerimi. Bir damla yaş süzüldü gözlerimin ağrına. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdalılar aşkına. Ben yandım eller yanmasın sevdanın aşkına. Yaşadığınız coğrafyaya iyi bakınız. Gördüğünüz her şeyde ibret görüşler eğer görmekseniz pek çok olayın ayrıntıları vardır. İnsanoğlunun yaptığı eserlerde, tabiatta gördüğümüz her şeyde, dağlarda, ovalarda, kuşlarda, çiçeklerde ve böceklerde. Yeter ki dünyaya ve olaylara farklı açıdan bakmak isteyelim. Çukurova coğrafyasında ve Adana'da gördüğümüz her şey, belli bir zaman diliminde insanoğlunun ürettiği, ortaya koyduğu bir eser. Onların özel bir hikayeleri var. Ancak Adana'da, Adana şehir merkezindeki Ulu Cami'nin kuzey tarafında bir sadaka penceresi var ki o pencerenin de hikayesi apayrı ve ilginç olaylar çağrıştırır, düşündürür ve ibretleri göz önüne serer. Nisan ayı geldiğinde Türkiye'nin her yerinde vakıflar haftası kutlanır. Bilim adamları ve vakıfla ilgili görüş olanlar halka bilgi verirler. İlginç konular gündeme gelir. Çukurova coğrafyasında ve Adana'da Ulu Cami ile bağlantılı bir sadaka taşının gözyaşlarını anlatacağım. Ve yapacağım açıklamalar yaşanmış bir tarihin ibret verici sonuçlarıdır. İsterseniz fazla uzatmadan tarihe yolculuk yapalım, hayallerimiz canlansın ve o günlere gidelim. Adana'mızda neler oldu? Sadaka taşının hikayesi neden oldukça önemlidir? O ilginç olayı hatırlayalım ve bildiklerimizi de etrafımıza açıklayalım. Çukurova coğrafyası 1350'li yıllarda Türkmenler tarafından fethedildi. Mısır'daki Memluklu Devleti 3 ok
Jüreyir Türkmen aşiretini Antakya üzerinden Payas'tan Çukurova'ya doğru o toprakları alması için yardımcı oldu. Jüreyir aşiretine bağlı Ramazanoğulları 1350'li yıllarda Türkmen beyliğini kurdular. 1360 yılında Adana fethedildi. Aynı yıl Tarsus alındı. Birkaç yıl sonra 1375 tarihinde Sis yani Kozan Türklerin eline geçti. Bu coğrafyanın her yerinde Yörük ve Türkmenler yerleştiler. Toros Dağları'nda, Çukurova'da, nehir kenarlarında bu verimli topraklara tohum atan insanlar kendi kültürlerini ve inançlarını bu coğrafyaya getirdiler. Şu an görmüş olduğumuz bu coğrafyada Seyhan ismi, Ceyhan ismi bugün Orta Asya'da Türkmenistan diye bildiğimiz ülkenin topraklarının olduğu yerde akan büyük ırmak isimleridir. Orta Asya'daki bu büyük ırmak isimleri Çukurova'daki büyük nehirlere verildi. Türkler Anadolu'ya geldiğinde Türkmenler gördükleri o büyük dağ sırasına Boğa Dağları adını vermişlerdi. Boğa'nın diğer anlamı kaplan, arslan, yırtıcı hayvanlar demektir. Özetle Toros kelimesinin karşılığı Boğa demektir ki Türkler geldiğinde 14. yüzyılda Toros Dağları'nın ismi Boğa Dağları'ydı ve bu isim 19. yüzyıl sonlarına kadar belgelerde ve haritalarda aynen kullanıldı. Boğa Dağları ismi unutuldu, Toros Dağları ismi tekrar yaşamaya devam etti. Ancak Toroslar'ın zirvesinde Binboğa adı verilen bir dağ ismi halen bugün vardır. Bu coğrafyanın orta yerinde ve Adana'daki ilginç gelişmeyi, o Sadaka Taşı'nın hikayesini birazdan sizlere çok ayrıntılı sunacağım. Bu coğrafyanın önemli olayları, Ramazanoğlu Türkmen beyleri Çukurova'ya geldiğinde fetih yapan, düzen veren, yurt yapan bir aile olduğu için Çukurova'nın her yanını parça parça kendilerine bağlı Türkmenlere verdiler. Kara İsa Bey, Kara İsa'lı Toros Dağları'nın eteğindeki o topraklara yerleşti. Yaz mevsiminde Kızıldağ, Bürücek Yaylası, Gülek Boğazı ve eteğindeki Çakıt Suyu, Eğlence Suyu'nun aşağısı olan kısımlar Kara İsa Bey'e verildi. Kınık aşireti bugünkü Osmanlı'nın olduğu yere yerleşip yurt tuttu. Koson denen yer bugün Tarsus, Karisal arasında bulunuyor. Onlar yurt tuttular. Evet, Ramazanoğulları ve Jüreyir Beyleri Çukurova'nın her yanında Jüreyi elde eden, fetheden Türkmen beyleriydi. Bir zaman sonra 1500'lü yılların başlarında Adana şehir merkezine Ulu Cami yapıldı. Ulu Cami'nin yapının başlatan Ramazanoğlu Halil Bey ve yapımını devam ettiren, tamamlayan oğlu Piri Mehmet Paşa'dır. Karşımızdaki bu fotoğrafa dikkatle baktığımızda Ulu Cami'nin doğu tarafında muhteşem bir minare, caminin ana gövdesi ve batı kısmında caminin Darüşşifa yani hastane hizmetleri gören bölüm var. O bölümün de üzerinde yukarı doğru yükselen bir konik bölüm vardır. Ulu Cami sırları üzerinde barındırır. Ulu Cami'nin kuzeye bakan pencerelerinin hemen yanı başında iki parçalı bir büyük pencere vardır. Bu fotoğraf diyor ki, biraz farklı bakın, Ulu Cami'nin tarihini hatırlayın. Ulu Cami'deki önemli eserleri ve eşyaları, görüntüleri dikkatle araştırın, çok şey göreceksiniz. Karşımızda Ulu Cami'yi gösteren güzel bir fotoğraf var ve Ulu Cami'nin bu fotoğrafında kuzey tarafında